kayıtlı tekstil işçisi 1 milyon 300 bine dayandı. Bu devletin resmi verileri. Ama sektör anlamda sendikalı üye sayısı desen yeteri kadar yok. Tekstil çalışanı çok. Türkiye genelinde çoğu yarısı neredeyse bir çoğu sektörlerde kayıt dışı çalışmalar vardır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Ege'de, Trakya'da, başka yerlerde bu genelde yaygın olan bir şeydir. Genellikle bu tekstil sektöründe oluyor bu kayıt dışı. Çünkü sektörün artık zaaflığında mı diyeyim, kaygan zemininde mi diyelim, bu böyle bir şey var, sıkıntı var tekstil sektöründe. Doğudaki veriler yani tekstil çalışanı açısından nerede? Baksana şunu bölge olarak Doğu ve Güneydoğu eğer bu işin içine katarsak yaklaşık resmi verilerde belki de 70-80 bin, 100 bini bulan bir kayıtlı tekstil işçisi var. Ama gayri verileri sorarsanız belki de bu 150-200 bini bulur. Çünkü ciddi anlamda Ege'de, Trakya'dan, İç Anadolu'dan bu bölgeye kaymalar var. Sektörün kaymaları vardır. Çünkü neden de şudur, işçilik maliyeti gerçekten çok işverenler için çok uygundur, şartlar, imkanlar çok uygundur. Teşvik bölgeleri olduğu için daha da verimlidir onlar için. Hem genç bir nüfusa sahip bir bölgedir. Bu genellikle şöyle bir baktığında batıdan güneye göç var şimdi. Çünkü tekstil işçisi güneye, doğuya göç ediyor. Bu bölgelerde firmalar ciddi anlamda bir büyüme yolundalar. Ama kendi açılarında büyüme, yani tekstil emekçisi için bir büyüme söz konusu değildir. Şimdi bu bölgede gerçekten bir kayıt dışı çok ağırlıklı. İki, sömürü ciddi anlamda vardır. Mesailer verilmiyor. Haksız bir yerde işçiler işten atılıyor. Tazminatları ödenmiyor. Onun ötesinde bu gerçekten Türkiye genelinde de bu durum var. AG'leri işveren tarafından gasp ediliyor. AG'leri alınıyor işçilerin. Onun ötesinde asgari ücret uygulaması gördüğüm kadarıyla bu bölgede tespitler var elimizde. Bu tespitler doğrultusunda yeteri kadar asgari ücret tutarında ödemiyor. Çünkü ben şunu vereyim de şu diğerini elden vereyim. Yani o sistem yok. Sadece ben işte senin maaşın, Bodrum'un bu kadar ücretin ben bankaya yatırayım, git çek, böyle bir şey yoktur. Çünkü asgari ücretin tamamını yatırsa diyecek ki şöyle bir şeydir. Bir de kart, ekstradan bir kart çıkarmış. O kartı da işveren almış. İşe bu karttan gidip o parayı çekip bana getirip vereceksin diyor. Böyle bir sıkıntı var. Kadın emekçi kardeşlerimiz bu alanda çok mağdur bu bölgede. Farklı sömürülere tabi tutuluyor, farklı şeylere tabi tutuluyor. O açıdan da biraz sıkıntı var. Onun ötesinde yemeğinden tut, iş sağlığı, iş güvenliği konusuna kadar ciddi sıkıntıları var. Tabii sömürü bahsettiği zaman sadece ücret bazından değil, sağlık koşullarında sömürüyorlar, iş alanlarında. Markalara iş yapıyorlar, markalara güvence veriyor, biz bu İstediğiniz üretim yaparız, şunu yaparız, bunu yaparız diyor ama markalara ürettiği şekilde üretmiyor. Söz verdiği gibi yapmıyorlar, yetmediği gibi işi sömürüyorlar bu alanda. Bizi de yani genellikle işçilerin sıkıntıları bu yönde. Pandemi sürecinde şöyle bir etkilemesi oldu. Biliyorsunuz devlet ücretsiz izine şimdi Cumhurbaşkanı kararnamesiyle uzun vadeli ücretsiz izin olayı çıktı. O sürede devletin 1000 küsur gibi 1 lira para verdiler. O parayı da yani adama sen 1000 lira para versen ne olur, vermesen ne olur? Biz bu süreçte işçi arkadaşlarımızı ziyaret ettiğimizde hep dert yandığı şey şudur. Bizim durumumuz ne olacak? Sıkıntılarımız ne olacak? Peki biz hep böyle uzun vadeli ücretsiz izinden mi çalışacağız, kalacağız? Böyle yansıları vardır. Biz de söylediğim şey şuydu, mutlaka örgütlenmemiz lazım bu bölgede. Çünkü örgütlü olduğunuz zaman sizin kendi toplu sözleşmeniz olur. O toplu sözleşmeler kanun üstü olduğu sürece sendikayla işveren oturup bu tip durumlarda karar verici
Her iki taraf olur. Şimdi ne olur? Tek taraflı işveren talimat veriyor. Benim durumum yoktur. Ben sizi ücretsiz izine ayırıyorum. Gidin ne haliniz varsa görün mantığıyla hareket etmişti. Bu süreçte bunları yaşadık. Halen de ücretsiz izin olayı devam ediyor. Devlet işveren ilişkisi şu bölgede şöyle yansımaları vardır. Kardeşim sen yatırımını yap. Çalıştır işi, ne şekilde çalıştırsan çalıştır mantığı var bu bölgede. Denetim mekanizması zayıf, gelen giden yok. Sendikalar da bu bölgede geldiği zaman işverenler tarafında baskıyla, şantajla, tehditle insanları caydırıyorlar. Yani sendikalar bu bölgeye gelmesin. Yetmedi bir işçiler de korkuyor. Böyle bir sıkıntılar var pandemide. İşverenler normal kadrolu işçisini ücretsiz izine ayırıyor. YÖMİ'li yani gündelikçi personel getirip çalışıyor burada. Sonra diyor ki benim işim yoktur diyor. Ben sizi çağıramıyorum diyor. Peki işi soruyor. İçerideki çalışan YÖMİ'ci ne iş yapıyor? İşte işim acildir. Yok siparişim vardır. Yok şu oldu. Yok bu oldu. Gibi bir takım söylemlerde bulunuyor. Bu da ciddi bir sıkıntı. Asgari ücret uygulaması yok. Asgari ücret uygulamasının olmadığı yerlerde 800 liraya da adam çalışıyor. 1000 liraya adam çalışıyor. 1500 liraya adam çalışıyor. Kalifiye adam diyor ki gel diyor bak ben 2000 liraya adam çalışıyorum ama sen iyi adamsın. Ben sana 3200 lira vereyim diyor. Halbuki diyor 3000 işte asgari ücret veriyorum. Orada insanları motive etmeye çalışıyor. Böyle bir yaklaşım içerisinde. Bu da doğru bir şey değil tabii ki. Ama insanlar mutlaka sendikal olmalıdır. Sendikal koşulları olduğu iş yerlerinde bu tip durumlarla karşılaşmazlar. 16 yaş üzerinde merdiven altı çalışan çok yoğun. Yani 16, 17, 18, 20 yaş şeyine kadar da neredeyse kayıt dışı çalışan var burada. Normalde sigortasını yapması gerekir ama yapmıyor sigortalı. İşverenle devlet arasındaki buradaki yatırım ilişkisini diyelim. Devlet şunu diyor, git kardeşim o bölgede bana yatırım yap diyor. Personeli çalıştır. Sen işletmenin düzeni bilirsin, çalışma sistemini bilirsin. Geçmişte bir siyasetçinin söylediği bir söylem vardı. Hani derdi ya benim memurum işini bilir. Şimdi devlet diyor ki benim işverenim de işini bilir. Bu mantıkla sistemi yürütüyor. Yani neden? Gençler işsiz kalmasın. Gençler işle meşgul olsun. Başka şeylerle meşgul olmasın diyor.